Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri. Ben Kaan Arlı, yanımda Volkan Manav var. Merhaba. LG V10. Aslında G diyecektim çünkü alıştık G serisiyle. Evet abi, bu akşam V10 tanıtım var. V10 da elimizde şu anda, Ortaköy meydandayız. V10'un ön değerlendirmesini yapmak istedik. Aynen öyle, ufak bir değerlendirme yapacağız sizler için. Dışarıda yapalım dedik. Ortaköy'de çok güzel bir hava var çünkü. Manzara evet, çok yani güzel. Hava çok güzel, insanlar. Fikir babası da Volkan oldu bu arada hakikaten. Güzel bir fikir oldu arkadaşlar. Evet, LG V10 tanıtıldı. Değişik bir telefon. Niye değişik bir telefon? Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi G serisiyle orta üst seviyeye hitap ediyordu aslında LG. Ama V ile birlikte en üste yürüyeceğiz şeklinde bir ifadeleri oldu. Tabi hem teknik malzeme anlamda. Malzeme kalitesi tarafında da var. Aynen. Hem de fiyat anlamında da onu da ayrıca konuşacağız. Evet. Teknik özelliklerden başlayalım, tasarımdan başlayalım. Ne diyorsun? Abi, teknik özelliklerden başlayalım tamam. Bence. Telefonda Snapdragon 808 var. Yani LG G4'te kullanılan Snapdragon 808 var. Hı. Ya ben burada Snapdragon 808 ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Ben daha evvel Snapdragon 810'lu LG, hatta LG yine ekosisteminden örnek vereyim. Ben Snapdragon 810 ve 2.0 GHz'de çalışan Snapdragon 810'dan bahsediyorum. Hı hı. O telefonla Snapdragon 808'i arayüz karşılaştırması yaptığımda Snapdragon 808'li LG G4'ün daha iyi bir performans sergilediğini ispatladık ve bunun videolarını zaten burada paylaştık. Yani burada Snapdragon 808 kullanılması bu telefonun handikap değil, kesinlikle handikap değil. Çünkü akıcı bir arayüzü var. Snapdragon 810'lu telefonlara göre de zaman zaman arayüz anlamında daha iyi performans gösterebiliyor. Bunu söyleyeyim. Ya buradaki en büyük avantaj şu. Snapdragon 810 termal throttling sınırına çok fazla dayanıp frekans hızını düşürüyor ama 808'de termal throttling olayı limitleri zaten daha iyi. M9'da da bu kullanılmıştı. M9 incelemesini hatırlayanlar varsa M9 incelemesi ben 2.0 GHz zannetmiştim Snapdragon 810'u ama yaptığımız testlerde 1.56 GHz'e çıkmıştı Snapdragon 810. Ha, LG G Flex 2'de sadece 2.0 GHz'e kullanılan Snapdragon 810 var. Diğer bütün telefonlarda 808. Evet, 1.56 GHz'e düşürmüş 810'la karşılaşıyoruz. Bu telefonda dediğim gibi 1.8 GHz'e çalışan 4 tane çekirdeği var. Bir de 1.44 GHz'e çalışan 4 tane çekirdeği var. 8 çekirdekli bir işlemci. Aynen öyle. Diğer teknik detaylara baktığımızda işte 4 GB'lik sistem belleğini görüyoruz. Burada güzel bir detay var. 64 GB dahil hafıza var abi. Dahil hafıza 64 GB. 128 GB da yok, 32 GB da yok. Öğrendiğimize kadar sadece 64 GB'lık versiyonu var ve microSD kart var. 200 GB'a kadar limit ve hani ileriye dönük hayallerle de düşündüğümüzde 2 TB'lık microSD kartı bir gün görürsek. Ya biri yaparsa bu çalışacak, bu telefonda çalışacak. Aynen öyle. Onun dışında 5.7 inçlik bir ekran var. 2K ekran çözünürlüğü sunuyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Tabii şimdi G4'e göre yani ekran boyutu arttığı için PPI'de biraz düşme var. 5.13 PPI'li bir değer var bunda. Ama dediğim gibi Quantum IPS panel kullanıyor. LG'nin yeni nesil bir paneli bu. Oldukça güzel görünüyor, onu söyleyeyim size. Bir tane daha özelliği var. Nedir abi özelliği? Aynen. Telefonun üst kısmında ikinci bir ekran var arkadaşlar. Farklı bir ekran ve ana ekrandan bağımsız olarak çalışıyor. Şimdi ikinci ekran ya da yan ekran olayını biz Samsung'da görmüştük. İşte evet. S6 Edge, S6 Edge Plus, öncesinde Note Edge, Note 4 Edge diye de çok söylendi. Evet. Ama burada çok bağımsız bir olay yapılmış. Üstteki ekran tamamen kendi kafasına göre çalışabiliyor. Hani yani kapatma ihtiyacı duymuyorsun. S6 Edge Plus'ta mesela hani yan taraftaki ekran evet çalışıyor ama yani belli bildirimleri verebiliyor size. Her bildirim maalesef veremiyor orada. Orada gerçekten Galaxy Samsung tarafında Edge ekranların kullanılması ile ilgili Note Edge'de iyi kullanılıyordu ama S6 Edge'de ve S6 Edge Plus'ta evet maalesef çok iyi kullanılmıyor kesinlikle. Bunda ise üst taraftaki ekran oldukça başarılı çalışıyor. Yani telefonu ekranı açmadan üstteki ekranı açamıyorsun yalnız. Kan böyle bir sıkıntısı var telefonun. Benim bu telefonu eleştireceğim tek konu bu. Yani şu an mesela bunu bu şekilde açıyoruz ya. Bunu böyle çektiğimizde ekran kapalıyken sadece titreşimi alabiliyoruz. Wi-Fi'yi açıp kapatabiliyoruz ve burada el fenerini açabiliriz ve kamerayı açabiliyoruz. Hı-hı. Diğer özellikleri kullanabilmemiz için kilit ekranını açmamız lazım. Kilit ekranını açtıktan sonra ancak diğer şeyleri kullanmaya başlayabiliyoruz. Burada aslında bir nevi bildirim ekranı yapmışlar ve hani bazı özellikler o tarafa kaydır yapıştır şeklinde lanse edilebiliyor. Ama hani ufak tefek ayarları ana ekran kapalıyken ikinci ekrandan, minik ekrandan da yapabiliyorsunuz. Yani çok inovatif bir düşünce aslında bakarsan. Çok inovatif bir düşünce fakat ben hep şunu, yani az önce Ufuk Bey'e de bunu söyledim. Bunun daha ileri götürülebileceğini söyledim. Umarım yani bir güncelleme ile üstteki ekran daha efektif bir şekilde kullanılmaya başlanır. Burada şu anda dediğim gibi gördüğüm yani ekran kapalıyken bu ikinci ekran olmasının amacı ne? Şarjın daha fazla gitmesini sağlamak, ana ekranı açmadan buradan bildirimlere ulaşabilmek, şuna ulaşmak ama şu anki dediğim gibi kullanılış şeklinde
içinde kart yok maalesef. Kartımızı takamadık bunu ama kartımızı taktığımızda gerçekten burada mesela cevap saramayı görebilecek miyim? İlla ki gösterecek. Evet yani bunu bilmiyorum açıkçası. Kullanmadıktan sonra ancak bunu söyleyebileceğiz evet. Size. Kartı koymamız şu an yasak. Kartımızı maalesef takamadık telefona ama dediğim gibi ya detaylı incelemeleri zaten bunu sizlerle paylaşmış olacağız. Aynen öyle. Şimdi telefonun arka tarafına baktığımızda da şimdi aslında arka taraftan önce şunu da söylemek lazım. 3000 mAh'lik bir batarya var ve yine evet. Değiştirilebiliyor. LG'nin şu anda hani piyasadaki en büyük avantajını sağlayan etkenlerden biri bu oldu. Hani aynen baktığın öyle. Zaman bütün amiral gemisi modeller sabit yekpare kasa, değiştirilemeyen pil ve micro SD kartı bile artık cihazlarından çıkarttılar ama pili de çıkarttım abi, pil de burada. Aynen öyle. Bunun dışında LG'nin ciddi bir avantajı var bu konuda. 3000 mAh'lik ve 2900 aktüel hani efektif kapasite olarak da bazı verilerde geçiyor. Bunun dışında kamera tarafına baktığımızda ise LG G4'te gördüğümüz F1.8 diyaframlı kamera devam ediyor ki LG G4 ile birlikte kamera tarafında müthiş işler çıkarmıştı. Evet, ayrıca home butonunda da parmak izi tarayıcısı var. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Yani LG'nin zaten telefonlarındaki en önemli eksik parmak izi okuma sensörüydü. Parmak izi okuma sensörü evet artık geldi. Parmak izi okuma sensörü gerçekten günlük kullanımda birçok insanın işine yarayabilecek bir özellik. İnsanların en azından telefonunuzun gizliliğini korumak açısından oldukça güzel bir özellik. Artık Vion'da bu da var. Bunu söyleyeyim. Yani nasıl kullanıldığını dediğim gibi yapacağımız testlerde göreceğiz. Aynen. En azından bunun karşılaştırmasını iPhone 6 ile ya da diğer Note 5 ile yapıp bunu da dediğim gibi ne kadar hızlı çalıştığını da test edebileceğiz. Evet, cihazın en dikkat çekici hattı ya bir sürü dikkat çekici noktası var abi. Şimdi baktığı zaman hani ikinci ekran, işte tasarım vesaire vesaire derken en dikkat çekici özelliği bence iki tane ön kamerasının oluşu. İkisi de 5 megapiksel çözünürlüklü. Bir tanesi f2.2 diyafram aralığına sahip, bir tanesi 2.0 ve 80 derece 120 derecelik görüş açılarına sahip. Şimdi evet. İnsanlar ilk algıda şöyle bir şey düşündü. İki kamera birden çalışıyor şeklinde bir şey düşündü. Evet. İşte kameralardan... Ben de öyle zannettim bunu. Ya açıkçası ben de öyle düşündüm. Ama işin aslında öyle değil. Bakıldığı zaman bir tanesi 80 derecelik 80 kamera. Derece, bir tanesi 120 derece. Bir tanesi 120 derecelik kameraya sahip. Yani telefonlarda maalesef ben bunu da belirttim. İki kameranın birden kullanılabilmesine olanak sağlanmıyor. Oysa iki kameradan bir sensör üzerine belki de aktarılabilmiş olsaydı görüntü. Yani gözümüzdeki gibi olmuş olsaydı. Bence müthiş bir deneyim sunardı diye düşünüyorum ama artık bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Aynen ilerleyen modellerde. Şimdi buradaki amaç da şu. Ya biliyorsun insanlar şimdi selfie çekerken şöyle bir şeyler yapıyor. İşte benim kolum uzunsa selfie'de evet. Kralım yani. Kralsın, ama kolun kısaysa selfie'de kral değilsin. Yapacak bir şey yok. Şimdi kameralardan bir tanesi geniş açı selfie çekmenizi sağlıyor. İkincisi de normal standart selfie çekmeni sağlıyor. Hatta mesela şu anda... Şu an deneyeyim. Hatta bunu da paylaşalım istersen videonun altında. Evet bunu da evet. Elde ettikten sonra... Geniş selfie çektim. Şu anda şimdi dar. Şimdi normal evet, dar selfie çekiyorum. Bunları da videonun altına koyalım Kaan. Aynen. Videoya da bunu paylaşmak lazım. Şimdi dediğimiz gibi işin aslı şu. Şöyle bir yanılgı olmasın. Kameralardan bir tanesi alan derinliği veriyor vesaire şeklinde değil. Bir tanesi kesinlikle. Geniş açı, bir tanesi standart selfie çekmeye yarıyor. Ama hani bakıldığı zaman belki bir avantaj olarak da nitelendirilebilir. Evet. Şimdi telefon tasarımı anlamında ben inanılmaz beğendim telefonu. Evet, telefon gerçekten çok güzel. Çok güzel. Sunumda da söylendi. Cihazda kullanılan kasa. Çelik kasa ameliyatlarda kullanılan bu ultra steril çelik evet. Malzemelerden üretilmiş ve hani insanların olası bir alerjisine karşı telefon bir koruma sağlıyor. Yani benim bir çeliğe bir alerjim yok. Senin evet. Var mı bilmiyorum benim ama. Yok, benim de yok. Bizim bir alerjimiz yok. Evet bildiğim kadarıyla yok ama böyle bir durum var. Çelik kasa sayesinde alerjik durumlardan da koruyabiliyor. Telefonun arka kapağının yüzeyini çok beğendim ben. Evet arka kapağı bu tırtıklı olması elde tutma hissiyatını da hem arttırıyor hem elden kayma hissiyatını da yani kayma durumu da ihtimalini düşürüyor. Yani ben de çok beğendim arka kapağını. Ya bir de şöyle bir şey var şimdi alıştık şimdi G serisinde bütün tuşlar arkada ses kontrol ve güç tuşu. Bu defa kapağın biraz daha altına gömmüşler ve hani böyle şöyle telefon arkandayken, şu şekildeyken daha doğrusu mesela, hani elinle tarayarak butonu bulabiliyorsun yani. Bu güzel bir detay olmuş. Yani deri kapak, LG G4'te deri kapak kullanıldı. Hakikaten çok güzeldi. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yani ben deri kapağı boyadım falan. Birçok şey yaptım deri kapağı, evet yani. Çünkü deri kapak yıprandı. Birçok şey yaptım ben deri kapakla ilgili. Fakat deri kapağın gerçekten en büyük problemi yıpranmaydı. LG Vion'da plastik arka kapak kullanılıyor. Bunu söyleyelim. Yani az önce zaten gösterdim. Bayağı plastik esnek. Evet. Bayağı da esnek. Bayağı yani çok yani plastik olması hani burada insanlara şu yanılgıyı oluşturmasın yani. Kalitesiz anlamında bir şey değil. Hakikaten plastik ama çok kaliteli duruyor telefonda. Bunu söyleyeyim. Telefonun kalitesini arttıran bir plastik bu. Bunu da tasarım detayı olarak
aktarabilirim. Evet, yani telefon tasarım olarak güzel. Dediğimiz gibi teknik tarafta da özellikle ikinci ekran ve çift ön kamerayla farklılık yaratan bir cihaz. Şimdi asıl nokta, muhtemelen kullanıcıların en çok merak edeceği nokta fiyat. Fiyat tarafında biraz böyle hani eleştirilere maruz kalacak gibi görünüyor. Çünkü 2699 liralık bir fiyat etiketi var. Ama bir tane detayı söylemek istiyorum. LG G4 ile birlikte duyurulan Quad Beats 3 kulaklıklar bu V10 modelinde kutu içinden çıkacak. Bu da iyi bir detay çünkü 32 bit Hi-Fi ses kartıyla birlikte geliyor. Onu da teknik özelliklerin arasına hemen serpiştirelim. Aynen öyle serpiştirelim. Yani bu fiyat tabii burada telefonun bence en önemli şeyi Note 5 ile karşılaştırması olacak ve ben daha bu akşamdan birçok arkadaşımın, eşimin, dostumun, hatta sizlerden gelen birçok mail alıyorum, mesaj alıyorum. Yani Note 5 ile karşılaştırması nasıl yaparsın diye. Bunların karşılaştırmasını yapacağız. Bence en önemli şey burada telefonun hem kamera performansı hem de diğer arayüz kullanım performansı olacak. Bakalım bunu testlerden sonra ne çıkacak ortaya, hep beraber göreceğiz. Aynen öyle. Ufak detaylardan son bahsedelim. Şimdi video kayıt sırasında da bidirectional, yani çok yönlü mikrofon tekniğini kullanmışlar. Yani sesin hangi yönden alınmasını istiyorsanız ufak bir ayarla bunu da yapabiliyorsunuz. Bu arada Ufuk Bey'in sunum öncesi şöyle bir şey vardı. Kullanım kılavuzunu okumayı gerektirecek nadir cihazlardan bir tanesi olacak dedi. Muhtemelen arayüz tarafında çünkü bunları göreceğiz gibi geliyor. UX4 arayüzüyle birlikte hem o işte bidirectional mikrofon olayını değerlendirmek gerekecek. Hem üstteki ekranı nasıl efektif kullanacağını anlamak, öğrenmek gerekecek. En azından son dönemde hani şu hiç merak uyandırmayan telefonlardan farklı olmuş gibi görünüyor. Şunu söyleyeyim. Kamera tarafına gerçekten LG G4 fotoğraf çekme konusunda çıtayı bir noktaya taşıdı kendisi açısından ve sektör açısından. Şimdi de video çekme noktasında da bir noktaya taşıyor bunu. Dediğim gibi bunu en güzeli yapacağımız testlerde ortaya çıkacak. Aynen. Bakalım dediğim gibi nasıl bir sonuç ortaya çıkacak göreceğiz. Evet, hepimiz için hayırlı olsun. Güzel bir telefon. Fiyat tarafında belki biraz daha böyle bir revize gidebilirlerdi ama sonuçta şimdi 64 GB sabit hafıza diyoruz. Bakıldığı zaman 16-32 GB. Yani hani 16 GB ya da 32 GB telefonlarla kadar karşılaştırmamak lazım. 64 GB'lık versiyonlarla lütfen karşılaştırın. O noktada düşünüldüğünde belki bunun 16 GB'ını çıkartmış olsalardı, evet 2349 liraya çıkacaktı belki telefon. Ama o zaman 64 GB bir telefona sahip olamayacaktık. Aynen öyle. Bu da önemli bir özellik. Ve hani kutu içinden çıkan kulaklık özel bir kulaklık. Evet. Onu söylemek lazım. Ve hani bakıldığı zaman bazı yatırımlar var cihazda. İkinci ekran, iki ön kamera gibi, işte 32 bitlik ses ses desteği gibi farklı farklı özellikler var. Evet. Cihazın biz detaylı incelemesini ofisimize ulaştığında yapacağız. Gerekirse karşılaştırmaları da yapacağız zaten. Evet, hani ne kadar sorunuz varsa bir şekilde yanıtlamaya çalışacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Evet, ben özellikle telefonun LG G4 ile karşılaştırmasını çok merak ediyorum. Hem ön kamera tarafında hem arka kamera tarafında. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek, hep beraber bunu göreceğiz. Evet, bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.